Merhaba arkadaşlar, Rezgin Norge Aşk YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Zambak Lif modelinin yapımını göstereceğim. Bakın çok güzel bir model. Bu modelin tasarımı Hülya Kesik Hanım'a ait. Buradan sevgilerimin, selamlarımı gönderiyorum kendisine bu güzel modeli tasarlayıp bizlerle paylaştığı için teşekkür ediyorum. Ben çiçeklerimi iki renkte çalıştım arkadaşlar. Siz isterseniz tek renkte yapabilirsiniz. Modelimde beyaz yeşil renkli bir ip çiçeklerim için ve sarı renk kullandım. Tığ olarak 5 numara 1.5 milimetrelik tığ kullandım. Renkli çalıştığım için makas kullandım arkadaşlar. Öncelikle taban yapımından başlayacağız. Model anlatımına geçmeden önce YouTube kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Videoma beğeni ve yorum yaparsanız çok mutlu olurum. Bu arada tasarımcısı Hülya Kesik arkadaşlar Instagram'dan aratıp bakabilirsiniz. Çok güzel modeller yapıyor. Hemen model anlatımına geçelim. Evet beyaz ipimi aldım. Bir, iki, 3 4 5 6 tane zincir çektim şöyle ikinci zincirime batarak bir tane halka oluşturuyorum bir tane zincir çektim ilmeği uzatıp başını doladım oluşturduğum halkamın içerisine fıstık yapıyorum Şöyle dörtlü sardım. Bir tane fıstık yaptım. Bir, iki zincir çektim. Başını doladım. Halkamın içerisine fıstık yapıyorum. Kapattım. Bir, iki zincir. İsterseniz siz bir tane de çekebilirsiniz. Ben iki tane çekiyorum. Halkamın içerisine fıstık yapıyorum. Kapattım. 2 zincir çektim. Başını doladım. Yuvamın içerisine yine bir tane fıstık yaptım. 2 zincir, başını doladım. 5. fıstığımı yapıyorum. Kapattım. 2 zincir, başını doladım ve son fıstığımı yapıyorum. Toplamda 6 tane olacak arkadaşlar. Kapattım. Bir iki zincir çekiyorum. Şuradaki ipimi de keseyim. Buradaki ipimi de kesiyorum. Şimdi iki tane zincir çekmiştim. Buradaki ilk fıstığımın tepesine şöyle geçiş yapıyorum. Böyle birleştirmiş olduğum toplamda 6 tane fıstığımız oldu arkadaşlar. Şimdi şurada Bakın iki fıstık arasında zincirimiz var ya oraya geçiyoruz. Buraya geçtim. Bir tane zincir çektim. Buraya bir tane fıstık yapıyorum. E, isterseniz üçlü sarın, isterseniz dörtlü sarın arkadaşlar. Fark etmez nasıl isterseniz o şekilde yapabilirsiniz. Bir tane fıstık yaptım, kapattım. Bir zincir çektim. Tepesine bir tane fıstık yapıyorum. Başını doladım dibine yani bakın buraya yeniden bir fıstık yapıyorum. İki fıstık arasına bir tane fıstık yaptım. İki tane fıstığım oldu. İkisini birden topladım. Bir tane zincir çektim. Aralara isterseniz iki tane de çekebilirsiniz. Ben bir tane çekiyorum. Ve bakın. Zincir çektikten sonra başını doladım. İki fıstık arasına geçiyorum buraya bir tane fıstık yapıyorum. Fıstığımı kapattım. Bir zincir çektim. Tepesine bir tane. Dibine bir tane fıstık yapıyorum. İki tane fıstığım oldu. İkisini birden topladım. Bir zincir çektim. Başını doladım. Karşıya iki fıstık arasına geçiyorum. Buraya bir tane fıstık yapıyorum. Fıstığımı kapattım. Bir zincir çektim. Tepesine bir fıstık. Dibine yani bakın buraya iki fıstık arasına bir tane fıstık yapıyorum. İki tane fıstığım oldu. İkisini birden topladım. Bir tane zincir çekip başını doladım Karşıya iki fıstık arasına geçiyorum ve buraya bir tane fıstık yapıyorum kapattım bir zincir tepesine bir tane dibine bir tane ikisini birden topluyorum bir zincir karşıya geçiyorum aynı işlemi karşıya da yapıyorum İkisini birden toplayıp bir zincir çekip son fıstık arama geçtim. Kapattım. Bir tane zincir çektim. Tepesine bir dibine bir tane fıstık yapıyorum. İkisini birden topladım. Bir tane zincir çektim. Ve buradaki bakın şu fıstığımın şu tepesine batarak Böyle birleştirmemi yapıyorum. Bakın. Böyle dilimler oluştu arkadaşlar. Toplamda 6 tane dilimimiz oluştu. Bakın hepsinin üzeri birer fıstık. Böyle 1 2 3 4 5 6 dilimimiz oluştu. Şimdi burada fıstıkların üzeri 1 oldu. Şimdi ikinci sıramıza geçiyoruz. Bu sırada tüm dilimlerin üzeri iki fıstık olacak. Bir tane zincirimi çekiyorum. Buraya hemen bir tane fıstık yapıyorum. Fıstığımı kapattım. Bir zincir çektim. Tepesine bir tane fıstık yapıyorum. Dibine bir tane. Karşıya da bir tane fıstık yapıyorum. Üç tane fıstığım oldu. Üçünü birden topladım. Bir tane zincir çektim. Dilimimin sonuna geldim. Buraya bir tane artırma yapacağım. Hemen tepesine bir tane fıstık yapıyorum. Dibine bir tane. 2 tane fıstığım oldu. İkisini birden topladım. Bir tane zincir çektim. Bakın üzeri 2 fıstık oldu. Başını doladım. Karşı dilimime geçiyorum. Buraya bir tane fıstık yapıyorum. Kapattım. Bir zincir çektim. Tepesine bir tane. Dibine bir tane. Karşıya bir tane fıstık yapıyorum. 3 tane fıstığım oldu. Üçünü birden topladım. Bir zincir çektim. Dilimimin sonuna geldim. Burada artırma yapmam gerekiyor. Tepesine bir tane fıstık yapıyorum. Dibine bir tane. 2 tane fıstığım oldu. İkisini birden topladım. Bir tane zincir çektim. Bakın bu dilimimin üzerindeki fıstık oldu. Başını doladım. Hemen karşı dilimime geçiyorum. Buraya Buraya bir tane fıstık yapıyorum, kapattım, bir zincir çektim, tepesine bir, dibine bir, karşıya bir fıstık yapıyorum, üçünü birden topladım, bir zincir çektim, dilimin sonunda artırma yapıyorum, tepesine bir tane, dibine bir tane. 2 tane fıstığım oldu. İkisini birden topladım. Bir zincir çekiyorum. Karşı dilime geçiyorum. Bu şekilde diğer dilimleri de tamamlayalım arkadaşlar. Her dilim sonunda bir tane artırma yapıyoruz ve üzeri 2 fıstık olacak. Bu şekilde bu sıramızı da tamamlayalım. Üzeri 2 fıstık olacak şekilde. Evet arkadaşlar bütün dilimlerimizin üzeri 2 fıstık olacak şekilde ördük. Sıramızı tamamladık. Bir tane zincirimi çekmiştim ben. Şimdi buradaki fıstığın tepesine şöyle birleştirmemi yapıyorum ve bir zincir çekiyorum. Bir üst sıraya geçiyoruz. Bir tane fıstık yapıyorum. Fıstığımı kapattım. Bir zincir çektim. Tepesine bir fıstık yapıyorum. Dibine bir tane. Karşıya bir tane fıstık yapıyorum. Üçünü birden topladım. Bir tane zincir çektim. Hemen tepesine bir tane, dibine bir tane, karşıya bir tane fıstık yapıyorum. Üçünü birden topladım. Bir tane zincir çektim ve dilimimin sonuna geldim. 2 tane üçlü fıstık topladık. Dilimimizin sonuna geldik. Dilimimin sonunda bir tane artırma yapıyorum. Bu sırada her dilimimizde üçer tane fıstığımız olacak arkadaşlar. Tepesine ve dibine bir fıstık yaptım. İkisini birden topladım ve bir zincir çektim. Bakın üzeri 3 fıstık oldu. Artırma yaptığımız için. Şimdi bir tane zincir çektikten sonra başını doladım. Hemen karşı dilimime geçiyorum. Bir tane fıstık yapıyorum. Kapattım. Bir tane zincir çektim. Tepesine bir fıstık yapıyorum. Dibine bir tane. Karşıya bir tane fıstığımı yapıyorum. Üçünü birden topladım. Bir zincirimi çektim. Tepesine bir tane, dibine bir tane, karşıya bir tane. üçünü birden topladım bir zincir çektim dilimimin sonuna geldim tepesine bir fıstık yapıyorum dibine bir tane iki tane fıstığım oldu ikisini birden topladım ve bir zincir çektim bakın bu dilimimizde de üzeri 3 fıstık oldu bu sıramızda da bu şekilde devam edeceğiz. Her dilimin sonunda artırma yapacağız ve her dilimin üzeri 3'er fıstık olacak arkadaşlar. Bu şekilde devam edelim. Sıramızı bitirelim. Evet arkadaşlar böyle her dilimimizin sonunda artırma yaparak sıramızı bitirdik. Her dilimimizin üzeri 3 harf er fıstık oldu. Bir tane zincir çekmiştim ben. Şimdi birleştirmemi yapıyorum ve bir üst sıraya geçeceğiz dördüncü sıramıza yani. Burada da her dilimin sonunda yine artırma yapacağız arkadaşlar. Üzeri 4 fıstık olacak. Bir sırada 5, bir sırada 6 ve sonraki sırada da 7 fıstık olacak üzeri. Böyle devam edin. Üzeri 7 fıstık olana kadar, her dilimin üzeri 7 fıstık olana kadar bu şekilde devam edelim. Tabanımızı örelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi ben size 7 fıstık olana kadar örün demiştim. Ben böyle bir tane çiçeğini örmedim size göstermek için. Şöyle göstereyim bakın böyle 2, 4, 6, 7 tane fıstık olana kadar böyle yuvarlak tabanımızı ördük. Şimdi bu yaprak gibi olan kısmını göstereceğim. 7 fıstık olduktan sonra beyaz ipimi alıyorum. Sizi ipinizi kopartmanıza gerek yok bir sonraki dilime geçiş yaparak devam edebilirsiniz. Eğer kopartıysanız yeniden e, zincir çekip ipinizi böyle dilimin başına sabitleyin arkadaşlar. Buraya ipimi sabitliyorum. İlk fıstığın tepesine. Burada eksiltme yapacağız. Bir tane fıstık yapıyorum. Fıstığımı kapatmadım. Başını doladım. Hemen karşısına bir tane daha fıstık yapıyorum. İki tane fıstığım oldu. Böyle iki tane fıstığım oldu. İkisini birden topladım. Bir tane zincir çektim. Böyle ikili fıstık topladığımızda eksiltme yapmış oluyoruz. Şimdi tepesine bir tane fıstık yapıyorum. Dibine bir tane. karşıya bir tane. 3 tane fıstığım oldu. 3'ünü birden topladım. Bir tane zincir çektim. Tepesine bir tane. Dibine bir tane. Karşıya bir tane fıstık yapıyorum. Üçünü birden topluyorum. Bir tane zincir çektim. Bu şekilde üçlü fıstık toplayarak buraya kadar gelin arkadaşlar. Sıra sonuna kadar devam edin. Evet arkadaşlar bakın. Sıramın sonuna geldim. Sonuncu üçlü fıstığımı topluyorum. Bir tane zincir çektim. Bakın üzeri 6 fıstık oldu arkadaşlar. Bir tane eksiltme yaptığımız için üzeri altı fıstık oldu. Şimdi... Lifimi çeviriyorum. Lifimi çevirdim. Burada bir tane eksiltme yapacağım. Tepesine buraya bir tane fıstık yaptım. Bir tane de karşıya fıstık yapıyorum. İkisini birden topladım. Bir tane zincir çektim. Hemen tepesine bir fıstık dibine bir tane fıstık yapıyorum. Karşıya bir tane. Eksiltme yaptıktan sonra sıra sonuna kadar üçlü fıstık toplayarak devam ediyoruz arkadaşlar. Üçünü birden topladım. Bir tane zincir çektim. Yeniden tepesine bir tane. Dibine bir tane. Karşıya bir tane fıstık yapıyorum. 3'ünü birden topladım ve bir tane zincir çektim. Bu şekilde 3'lü fıstık toplayarak sıra sonuna kadar devam edelim. Sıramızı bitirelim. Bu sırada da üzeri 5 fıstık olacak. Evet, sıramı bitirdim. Üzeri 5 fıstık oldu. Gördüğünüz gibi bir üst sıraya geçiyorum. Eksiltmemi yapacağım. Bir tane fıstığım yaptım. Başını da kapatmadım. Bir tane de karşı fıstık yapıyorum. İkisini birden topladım bir zincir çektim şimdi üçlü fıstık toplayarak devam edeceğim Sıramı bitireceğim tepesine bir dibine bir tane karşıda bir tane fıstık yapıyorum üçünü birden topladım bir tane zincir çektim üçlü fıstık toplayarak sıra sonuna kadar devam edin sıranızı bitirin Bu sırada toplam dört tane fıstığımız kalmış olacak Evet sıramı bitirdim. Lifimi çevirdim. Üzere 4 fıstık kalmıştı. Yine eksiltmemi yapıyorum. Bir tane fıstık yaptım kapatmadan. Bir tane de karşı fıstık yapıyorum. İkisini birden topladım ve bir tane zincirimi çekiyorum. Zincirimi çektikten sonra tepesine bir tane. Dibine bir tane. Karşıya bir tane fıstık yapıyorum. Üçünü birden topladım. Bir tane zincir çektim. Üçlü fıstık toplayarak sıra sonuna kadar devam edin. Bu sırada da üzeri 3 fıstık olacak arkadaşlar. Evet sıramızı bitirdik ve son sırama geçiyorum. Yine eksiltmemi yapacağım. Bir tane fıstığımı yaptım. Başını doladım kapatmadan. Karşıya da bir fıstık yapıyorum. İkisini birden topladım. Bir zincir çektim. Tepesine bir tane. Dibine bir tane. Karşıya bir tane fıstık yapıyorum. Üç tane fıstığım oldu. Üçünü birden topladım. Bir zincir çektim. Tepesine bir tane. Dibine bir tane. Karşıya da bir tane fıstık yapıyorum. Üçünü birden topladım. Bir tane zincir çekiyorum. Üzeri iki fıstık oluyor arkadaşlar bakın. Burada üzeri iki fıstık oldu. Bir tane zincir çektikten sonra ipimi kesiyorum. Bu ipimi de böyle aralardan fıstık aralarından geçirerek saklıyorum. bu şekilde. Evet böyle. Her dilimin üzerine bu şekilde yapıyoruz. Üzeri iki fıstık kalana kadar eksiltiyoruz arkadaşlar. Şimdi çiçeklerimizi nasıl yaptığımızı göstereceğim. Koyu pembe ipimi alıyorum arkadaşlar. Siz çiçeklerinizin ne renk yapmak istiyorsanız o renk ipinizi alın. Şöyle bir tane zincir çektim. Ee, i̇pimi nereye sabitleyeceğim? Onu göstereceğim şimdi. Ee, en son 7 fıstık olana kadar burada artırmıştık. Bakın 2, 4, 6, 7 fıstık. Buranın bir alt sırası olacak arkadaşlar. 6 fıstık olan yere ipimi sabitleyeceğim. Bakın buraya. 7 fıstık olana kadar artırmıştık. Bir alt sırasında 6 fıstık var. Buraya şöyle iki fıstık arasından tığımı geçirerek ipimi sabitliyorum. Şöyle ipimi sabitleyeceğim. Evet bu şekilde ipimi sabitledim. Tam ortası oluyor arkadaşlar burası. Bakın 3 fıstık bu tarafta, 3 fıstık da bu tarafta kalacak şekilde tam ortasına ipimi sabitledim. Buraya bir tane fıstık yapacağım şimdi. Şöyle bakayım. Bir tane fıstığımı yapıyorum. İsterseniz üçlü, isterseniz dörtlü. Nasıl isterseniz o şekilde sarabilirsiniz fıstıklarınızı. Fıstığımı yaptım, kapattım. Bir, bir zincir çekelim ya da iki tane de çekebilirsiniz elinizin sıkılığına, gerçekliğine göre aynı yere bir tane daha fıstık yapıyorum. Fıstığımı kapattım. Bakın aynı yere iki tane fıstık yapmış oldum. Bu şekilde. Bir zincir çektim. Şöyle çeviriyorum. Böyle çevirdim. İki tane fıstığım var. Şimdi fıstığımın tepesine bir tane fıstık yapıyorum. Buraya. Kapatıyorum. Bir zincir. Ve buradaki zincirimin içine bir tane fıstık yapıyorum. Kapatıyorum. Bir zincir. Veya dediğim gibi iki tane çekebilirsiniz. Ve bu fıstığımın üzerine de bir tane yapıyorum. Kapatıyorum. Bir tane zincir. Bakın üzerinde 3 tane fıstık oldu bu defa. Böyle. Şimdi hemen lifimi çeviriyorum. Evet lifimi çevirdim. Bir tane zincir çekmiştim. Hemen fıstığımın tepesine bir tane yapıyorum. Fıstık yapıyorum. Kapattım. Bir zincir çektim başını doladım. Bakın burada iki fıstık arasına bir tane yapıyorum. Kapattım. Buraya dikkat edelim. Bu fıstığımın üzerine fıstık yapmıyorum. Ortadaki fıstığımın üzerine fıstık yapmıyorum. Başını doluyorum. Hemen şu iki fıstık arasına yapıyorum arkadaşlar. Buraya dikkat edin. Çünkü fıstık yaparsanız beş tane fıstık olur. O zaman da yanlış yapmış olursunuz. İki fıstık arasına bir tane fıstık yapıyorum. Kapattım. Bir zincir ve son fıstığımın üzerine bir tane fıstık yapıyorum. Birinci ve bakın sonuncu fıstığımın baştaki ve sondaki fıstığımın üzerine fıstık yapıyorum ama ortadakinin üzerine yapmıyorum. Buraya da fıstığımı yaptım. Kapattım. Bir tane zincir. Bakın böyle oldu. Dört tane fıstık oldu üzerine. Şimdi bunu şöyle sabitleyeceğiz. Nereye sabitleyeceğiz? Onu da söyleyeyim. Bakın burada 6 fıstık olan yere sabitlemiştik. Onun üzerinde 7 tane fıstık var. 2 4 6 7. Onun üzerinde eksiltme yaptık. 6 fıstık oldu. 2 4 6 fıstık. Şimdi burada 1 2 fıstık bırakıyoruz. 6 fıstık olan yer arkadaşlar eksiltme yaptığımız yer. Bir iki fıstık bırakıyoruz kenarda şöyle çapraz bir şekilde buraya sabitleyeceğim. Bir ya da iki tane zincir çekebilirsiniz. Ben bir tane çektim. Buraya sabitliyorum. Çapraz bir şekilde böyle sabitledim. Bir, iki, üç zincir çekiyorum. Bu defa buraya sabitleyeceğim. Beş fıstık olan sıra bakın. 1 2 3 4 5 Gördüğünüz gibi. Burada da yine iki fıstık bırakıp şuraya sabitleyeceğim ama önce lifimi şöyle çevirmem gerekiyor. Şöyle tersten baktığımızda burası oluyor arkadaşlar. 5 fıstık olan yer burası. Bakın 2 4 5. 2 tane fıstık bırakıyorum. Şuraya hemen bakın. Buraya şöyle çapraz şekilde sabitliyorum. 1 2 3 tane zincir çektim. Hemen yanındaki fıstık neresi? Burası bakın. Buraya sabitlemiştik. Hemen buraya sabitliyorum. 1 2 zincir çekiyorum ve buradaki fıstığımın tepesine sabitliyorum. Şöyle çevirip göstermek istiyorum. Bakın böyle oldu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi zincir geçişi yapmış olduk. Şimdi şöyle 3 tane zincir çekeceğim yine. 1 2 3. 3 zincir çektim. Nefemin düzünü çevirdim. Şöyle 2 fıstık arasına geçiyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum. Diğer 2 fıstık arasına geçiyorum bir tane zincir çektim. Lifimi çeviriyorum tekrardan. Böyle çeviriyoruz. Şu ipimi de içeri çekeceğim birazdan. Bir tane zincir çektim. Bakın burada ve bu tarafta iki fıstık kaldı. Bu tarafta da iki fıstık kaldı. Tam ortasındayız şu anda. Buraya tam ortaya bir tane fıstık yapıyorum arkadaşlar. buraya fıstık yaptım. Kapattım. Bir zincir. Tepesine bir fıstık yapıyorum. Dibine bir tane. Dibine dedim. Bakın ilk fıstık yaptığım yer. iki fıstık uh, arası arkadaşlar. Burası. Tam ortası oluyor. Oraya bir tane fıstık yapıyorum. Başını doladım karşıya bir fıstık yapacağım. Yani buraya fıstığımın üzerine değil karşıya iki fıstık arasına bir tane fıstık yapıyorum. Üçünü birden topladım. Bir tane zincir çektim. Hemen tepesine bir tane. Dibine yani iki fıstık arasına bir tane. Karşıya yapacağız. Yani bakın buraya. Buradaki zincir var ya oraya bir tane fıstık yapıyorum. 3 tane fıstığım oldu. Üçünü birden topladım. Bir zincir çektim. Şimdi böyle dönerek gideceğiz arkadaşlar. Tepesine bir tane fıstık yapıyorum. Yine şu zincirimin içerisine bir tane. Buraya yaptım. Şöyle çeviriyorum. Bakın. Bir sonraki oluşturdum şu zincir var ya yuva. Oraya bir tane fıstık yapıyorum. Üçünü birden topladım. Bir tane zincir çektim. Şimdi yeniden tepesine bir tane. Yine aynı zincirin içerisine buraya yuvanın içerisine bir tane. Burada e, dibine bir tane yaptık. Karşıya yapacağımız yer ise şurası olacak arkadaşlar. Bakın burada e, şu nokta. Burada e, zincirimizi birleştirdiğimiz yer yani burası. Buranın ortasına yapacağım. Gördüğünüz gibi. Birleştirme yaptığım yerin ortasına yapıyorum bu defa. Üçüncü fıstığım. Üçünü birden toplayacağım. Toplayamadım şu an. Evet. Üçünü birden topladım. Bir zincir çektim. Bakın dört tane üçlü fıstığımız oldu. Şimdi yeniden tepesine bir tane. Dibine yapacağız. Yine bakın aynı noktaya. Şöyle gözüküyordur umarım. Bakın bu birleştirme yaptığım yer, yani zincirimi e, sabitledim yer aslında. Dibine yani sabitlediğim yere bir tane, karşıya bir tane yapacağım. Yani şu yuvamın içerisine, bu yuvamın içerisine bir tane fıstık yapıyorum. 3 tane oldu. Üçünü birden topladım ve bir zincir. tepesine bir tane. dibine. Yani bakın bu aynı zincirin içerisine oluşturduğum yuva diyeyim, zincir yani. Onun içerisine bir tane yaptım. Şimdi buraya yapacağız bakın bu boşluk var ya arkadaşlar bakın burası. Buraya bir tane yapıyorum. Buraya yaptım. Evet 3 tane oldu fıstığım. 3'ünü birden topladım. Bir tane zincir çektim. Şimdi tepesine bir tane. Yine aynı noktaya buraya arkadaşlar. Bu noktama bir tane fıstık yapıyorum. Ve iki fıstık arasına geçiyorum. Buraya bir tane fıstık yapıyorum. 3 fıstığım oldu. Üçünü birden topladım. Bir zincir çektim. Tepesine bir tane. Dibine yani iki fıstık arasına bir tane. Karşıya yapacağım. Orası da bakın burada fıstık yapmıştım. İlk fıstığımı yaptığım yer. Buraya bir tane fıstık yapıyorum. Buraya bir tane fıstık yaptım üçünü birden topladım bir tane zincir çektim bakın böyle dönerek yaptık arkadaşlar ve toplamda 2 4 6 8 tane üçlü fıstığımız oldu bu şekilde gördüğünüz gibi şimdi burada bir tane fıstık yapıyorum başını doladım bir tane de karşıya fıstık yapıyorum eksiltme yapar gibi ikisini birden topladım 1 2 3 4 zincir çektim fıstığımın tepesine başını dolamadan böyle batıyorum ben buna kirpik diyorum arkadaşlar herkes başka bir şey söylüyor yani farklı şeyler diyorlar ben kirpik diyorum bunu yaptıktan sonra hemen geliyorum şöyle şu altıncı sıram vardı buraya sabitleyeceğim. Şöyle bir yapalım. Altıncı sıram bura olması gerekiyor. Hemen şöyle buraya sabitliyorum. Buraya arkadaşlar. Şöyle daha net göstermek istiyorum. E, altıncı sıram Şöyle bakalım. Hatta tersinden de bakabilirsiniz. 2, 4, 6. Burası olması gerekiyor arkadaşlar. Burası yani tahmin ettiğim gibi. 6. sırama şöyle sabitliyorum. Bakın böyle çapraz şekilde son noktasına şöyle sabitliyorum. Ve çeviriyorum. şöyle 3 tane zincir çektim ve hemen aynı noktaya hatta dört tane çekelim aynı noktaya şöyle geçişimi sağladım bakın böyle buraya sabitlemiş olduk bir tane zincir çekiyorum ve devam ediyorum buradan örmeye fıstığımı yapıyorum kapatmadan karşıya bir tane fıstık yapıyorum ikisini birden topladım 1 2 3 4 zincir çektim. Başını dolamadan fıstığımın tepesine böyle batarak kirpik yapıyorum. 1 2 3 veya 4 tane zincir çekin. Hemen dibine geçiş yapıyorum. Buraya isterseniz bir tane zincir çekebilirsiniz. Buraya bir tane fıstık yapıyorum. Başını doladım kapatmadan bir tane de karşı fıstık yapıyorum. İkisini birden topladım. 1 2 3 4 zincir çekip hemen başını dolamadan tepesine batıyorum. 1 2 3 zincir çektim. Hemen dibine böyle aşağıya doğru iniyorum. Bir tane zincir çektim. Şöyle görüntüsünü de göstermek istiyorum arkadaşlar. Bakın böyle oluyor. Böyle devam edeceğim aslında dolanarak şöyle. Bütün fıstıklarımın üzerine aynı işlemi yapacağım. Yine böyle bir tane fıstık yaptım, kapatmadan bu. bir tane de karşıya fıstık yapıyorum. İkisini birden topladım. 1 2 3 4 zincir çektim. Hemen tepesine başını dolamadan batıyorum. 3 zincir çekiyorum ve aşağı iniyorum. Böyle. Bu şekilde devam edelim böyle sıra sonuna kadar arkadaşlar. Evet arkadaşlar bakın sıra sonuna kadar tamamladığımızda böyle bir şekil alıyor. Böyle sıra sonuna kadar aynı işlemi yaptık. Yine üzerine kirpik yaptım arkadaşlar. Bunu yine sabitleyeceğiz 6. sıraya. Bakın. Şöyle göstereceğim. Şöyle bakalım yanlış olmasın. <laughs> buraya sabitliyorum bu şekilde çapraz şekilde altıncı sıramızın sonuna sabitliyoruz arkadaşlar yani Şöyle ilmeğimi alabilirsem buraya sabitliyorum 1 2 zincirimi çekip ipimi keseceğim şimdi Evet böyle 6. sırayı sabitledik. Bakın ikisi de eşit oldu. Şimdi bu ortasındaki sarı tomurcuğu yapalım. Bunun için sarı ipimi alacağım. Şöyle sarı ipimi aldım. Bir tane zincirimi çektim. Bakın burada şöyle V şeklinde fıstığımız var. Şuradan şöyle çıkıyorum. Bu şekilde. Ve ipimi buraya sabitliyorum. Evet. Buraya sabitledim. 1 2 3 4 5 6 7 8 tane zincir çektim şöyle ilmeğimi hafif uzatıp buraya bir tane fıstık yapacağım iki fıstık ileri atlıyorum buraya bir tane fıstık yapıyorum şöyle iki fıstık ilerisine böyle ikili veya üçlü sarabileceğimiz bir tane fıstık yapacağım şöyle ben üçlü sarmak istiyorum böyle ve şöyle parmağımı koymadan kapatıyorum fıstığımı bu şekilde. Bir tane zincir çektim. 3 tane olacak. 3 tane zincir çektikten sonra fıstığımı yaptığım noktaya şöyle sabitleme yapıyorum. Yani aşağıya doğru iniyorum. Şimdi arkadaşlar buraya sık iğne yapacağız. Bakın beline dolayarak zincirimizin aşağıya doğru sık iğne yaparak ineceğiz. Bu sık iğnelerin sayısı yok. Aşağıya doğru inene kadar yapıyoruz arkadaşlar. Böyle zincirimin beline dolayarak sık iğneler yaparak aşağıya doğru iniyorum. Evet, bir tane daha yapmam yeterli olacak sanırım. Böyle aşağıya doğru indikten sonra aynı noktayı ipimi sabitlediğim yere tekrardan böyle bir sabitleme işlemi yapıyorum ve buraya yeniden 8 zincir çekiyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 şu ipimi bir aşağıya doğru çekeyim arkadaşlar Evet altta dursun daha sonra kaybedeceğim ipimi 8 tane zincir çektikten sonra şöyle çok minik bir tane fıstık yapacağız 2 zincir ilerisine çok minik bir fıstık yapıyoruz üçlü sardım bir fıstık yaptım böyle fıstığımı kapattım 1 2 3 zincir çektim aynı noktaya fıstığımı yaptığım noktaya başını dolamadan batıyorum bu şekilde şimdi zincirimin beline dolayarak sık iğneler yapıyorum sık iğnemin sayısı yok aşağıya doğru iğnene kadar yapıyorum Evet aşağı doğru indik. Yine ipimi sabitlediğim noktaya şöyle sabitleme işlemi yapıyorum. Bir tane zincir çekip ipimi kesiyorum. Bu ipimi de yine aşağıya çekeyim. Daha sonrasında kaybedeceğim iplerimi. Daha oldu arkadaşlar. Şimdi yapraklarımızı ve orta çiçeğimizi yapacağız. Önce yapraklarımızı yapalım. Ben orta çiçeğini yaptım ama size e, yuvarlak bir motifin üzerinde göstereceğim. Yeşil ipimi aldım. İsterseniz zincir çekmeden sabitleyin arkadaşlar daha iyi olur. Şimdi burada e, üzeri bir fıstık olan yer var. Bakın bu şekilde. Buranın e, ortasından şöyle fıstıklarımın arasından geçerek ortasından ipimi pardon öncelikle ipimizi iki kat yapacaktık ben oraya atladım iki kat yapmayı şöyle yarım metre kadar ipimizi iki kat yapıyoruz çok az zaten arkadaşlar burası sadece iki katlı şöyle ipimi bu fıstığımın arasından dediğim fıstığımın arasından şöyle sabitliyorum. Buraya hemen sabitledim. 1 2 3 tane zincir çektim ben. Ve hemen üst noktaya şöyle bakıyorum. Buraya ipimi sabitliyorum. E, bu zincir sayısını kendi elinize göre ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Gevşek durmaması gerekiyor. 1 2 3 tane zincir çektim. 4 veya 5 tane de çekebilirsiniz. Bu sizin e, elinizin sıkılığına, gevşekliğine kalmış. Ben 3 tane çektim. Bakın buraya sabitliyorum. Bu üstündeki yere buradan böyle sabitliyorum. 1 2 3 4 tane zincir çektim ve hemen şöyle buraya çiçeğimin dibine sabitliyorum. E, bu zincirin gevşek durmaması gerekiyor arkadaşlar. O yüzden elinizin sıkılığına, gevşekliğine göre bunu ayarlayın. Böyle yukarıya doğru bir çizgi şeklinde yapmış olduk. Bunları da aşağıya doğru geçireceğiz. Bu iplerimi de daha sonra temizleyeceğim. Bu ipimi de aşağıya geçiriyorum. Evet bu şekilde şimdi bu yapraklarımızı yapalım. Bu sefer tek katlı ipim Zincir çekmeden sabitledim daha iyi olur arkadaşlar. Şurada 3 e, zincir çekip sabitlemiştik ya oranın ortasına batıyorum buraya. Zincirimin içine batıyorum aslında sabitlediğim yere. Buraya ipimi sabitledim ben de. Bu şekilde bir zincir çektim. Evet buraya. Buraya bir tane fıstık yapıyorum. Fıstığımı kapattım. Hemen <laughs> buraya sabitliyorum arkadaşlar. Kenarda bir fıstık kalacak şekilde bakın. Burada kenarda bir fıstık kalıyor. Buraya sabitliyorum ve sabitlerken de ben şöyle ilmek kaydırma yapıyorum. Bir zincir çektim. Fıstığımın tepesine yeniden fıstık yapıyorum. Fıstığımı kapattım. Yine bir üst sıraya geçiyorum. Burada yine kenarda bir tane fıstığım var. Şöyle buraya sabitliyorum bu sefer. Şöyle ilmek kaydırma yaparak bir zincir. Fıstığımın tepesine yeniden fıstık yapıyorum. Üçlü veya dörtlü dolayabilirsiniz fıstıklarınızı kapattım bir sırada bakın buraya sabitliyorum yanda bir fıstık kalacak şekilde bakın böyle arkadaşlar kenarında bir fıstık kalacak şekilde sabitliyorum bir zincir tepesine fıstık yapıyorum kapatıyorum bir üst sırada kenarda bir tane fıstık kalıyor şöyle sabitliyorum bir zincir tepesine bir tane fıstık yapıyorum kapattım bu defa bunu şöyle çeviriyorum şöyle çevirdim bir alt fıstığım var bakın bura şöyle sabitliyorum arkadaşlar bunu bakın bir alt sıranın tam köşesindeki zar şöyle çapraz şekilde sabitliyorum biraz bükük oluyor orası şöyle kestikten sonra daha net göstereceğim bakın bir alt sıranın burasını sabitliyorum şu nokta oluyor yani Buraya çapraz şekilde sabitledim. Şimdi aynı işlemi buraya yapacağız. Evet yeniden yeşil ipimi aldım. Yine zincir çekecektim evet. Çekmeden sabitliyorum normalde. Unutuyorum arkadaşlar. Şimdi e, burada ilk fıstık yaptığımız yer vardı ya. Oraya yine ipimi sabitleyeceğim. Şu e, zincirimi sabitledim nokta oluyor aslında. Şurası yani. Buraya ipimi sabitleyeceğim ve buraya fıstık yapacağım. Şöyle ipimi sabitledim. Buraya bir tane hemen fıstık yapalım. İlk fıstık yaptığım yer aslında. Hemen fıstığımı yaptım. Kapattım. Zincir çekmiyorum fıstıklarımın üzerine. Şöyle bakıyorum. Hemen kenarda bir tane fıstık kalıyor. Buraya arkadaşlar aynı hizada olması gerekiyor. Kenarda bir tane fıstık kaldı. Buraya sabitliyorum. Bir zincir. Her sırada kenarda bir fıstık kalacak şekilde yani böyle çapraz şekilde sabitlemiş alıyoruz. Bir tane fıstığımı yaptım kapattım. Bir sıraya geçiyorum. Bakın burada da bir fıstık kalıyor. Böyle çapraz şekilde sabitliyorum. Şimdi fıstık yapıyorum. Yani diğer tarafa yaptığım işlemi buraya yapmış oluyorum arkadaşlar aslına bakarsanız. Fıstığımı yaptım. Kapattım. Çapraz şekilde buraya sabitliyorum. Dördüncü fıstığımı yapıyorum. Kapatıyorum. Kenarda bir fıstık kalacak şekilde çapraz şekilde buraya sabitliyorum. Sonuncu fıstığımı yapıyorum. Bunu da çeviriyorum. Bir alt sıranın hizasına gelen yere bakın bir alt fıstığımın hizasına gelen burası arkadaşlar buraya sonuna yani buraya sabitliyorum ve bir zincir çekiyorum. Böyle eğik bir görüntü veriyoruz yani bir alt sıraya sabitleyerek. Bu şekilde sabitledim. iplerimi de hemen temizleyeceğim. Bakın böyle eğik bir görüntü veriyoruz bir alt sıraya sabitleyerek. Evet yapraklarımız da bu şekildeydi arkadaşlar. Şimdi size orta çiçeğini nasıl yaptığımı göstereceğim. Bunun için küçük bir motifim var. Onun üzerinde göstereceğim. Şimdi orta çiçeğinin yapılışını göstereceğim. Böyle küçük bir motifimin üzerinde. Burada ortadan şöyle batıyorum. Buradan tığımı çıkarttım arkadaşlar herhangi bir fıstığımın arasından şöyle ipimi buraya sabitliyorum şöyle yeniden sabitleyeyim bir iki üç zincir çekiyorum Hemen karşıya iki fıstık böyle fıstığımın arasına geçiyorum. Bir, iki, üç zincir çekiyorum. Şöyle iki fıstık arasına geçiyorum. Arkadaşlar yuvalar oluşturuyorum. Altı tane yuva oluşturacağım. Üç zincir çekiyorum. Şöyle iki fıstık arasına batıyorum. Üçüncü yuvamı oluşturdum. Üç zincir çektim. 2 fıstık arasına geliyorum 3 zincir çektim 2 fıstık arasına batıyorum 3 zincir çektim 2 fıstık arasına batıyorum ve toplamda 6 tane yuvam oluşuyor arkadaşlar şöyle sayalım 1-2-3-4-5 Bunu araya batmayalım. Şöyle 7 tane oluyor. Yoksa buraya batıyoruz arkadaşlar. İlk yaptığımız yerin içerisine ilk yaptığımız yuvanın içerisine batıyoruz. Bir tane zincir çektim. Ve buraya bir tane fıstık yapıyorum. Dörtlü sardığım fıstık yapıyorum. İsterseniz beşli de sarabilirsiniz. Kapattım. Dört zincir çekiyorum. Hemen üzerine kirpik yapıyorum. Bir zincir çektim. Aynı yuvanın içerisine bir tane daha dörtlü sardığım fıstık yapıyorum. Kapattım. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Tepesine batıyorum. Başını dolamadan. Bir tane zincir çekiyorum. Bir sonraki yuvamın içerisine geçiyorum. Buraya bir tane fıstık yapıyorum. Kapattım. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Tepesine başını dolamadan batıyorum. 1 zincir çekiyorum. Aynı yuvanın içerisine bir tane daha fıstık yapıyorum. 4'lü sarıyorum ben fıstığımı. Kapattım. 1, 2, 3, 4 zincir çekip tepesine kirpik yapıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Her yuvamın içerisine ben iki tane şey yaptım, fıstık yaptım arkadaşlar. kapattım. 1 2 3 4 zincir çektim. Başını dolamadan tepesine batıyorum. 1 zincir çekiyorum aynı yuvamın içerisine. bir tane daha fıstık yapıyorum. 1 2 3 4 zincir çektim. Tepesine başını dolamadan batıyorum. 1 zincir çekip diğer yuvamın içerisine geçiyorum. 4'lü doladığım bir fıstık yapıyorum kapattım 1 2 3 4 zincir çektim fıstığımın tepesine başını batıyorum bir zincir çektim yeniden aynı noktaya bir tane daha fıstık yapıyorum kapattım 4 zincir fıstığımın tepesine bir kilik bir zincir çektim bir sonraki yuvamın içerisine geçiyorum her yuvanın içerisine iki tane fıstık yapıyorum 4 zincir çektim başını dolamadan battım aynı noktaya bir tane daha yapıyorum kapattım 4 zincir. Aynı noktaya bir tane kirpik yaptım. Bir tane zincir çektim ve son yuvama geliyorum. Burada iki tane fıstık yapacağım. Aynı işlemi buraya da yapıyorum. Dört zincir çektim kirpiğimi yaptım ve bir zincir çekiyorum şuradaki fıstığımın tepesine ipimi sabitliyorum bir tane zincir çektim bakın çiçeğimi bu şekilde oluşturdum ipimi kesiyorum bu iplerimi de fıstıklarımın arasından geçirerek böyle kaybedeceğim şimdi ortasına sarı ipimizle tomurcuk yapacağız sarı ipimi alıyorum şöyle biraz uzun bırakıyorum ucunu ve 3 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3. Orta ortadaki zincirime fıstık yapıyorum. 1, 2, 3, 4. 4 tane doladım. Dörtlü doladım. Bir fıstık yapıyorum. 2 tane zincir çekiyorum ve diğer ucunu da. Yine uzun bırakıyorum. Ve şöyle kendi etrafında bir tane düğüm atıyorum. Bunun şöyle bir ucunu ortasından geçireceğim. Diğer ucunu da şöyle biraz yan tarafından geçireceğim arkadaşlar. Alttan düğüm atacağım için aynı noktadan geçirmiyorum. Biraz ilerisinden geçirdim. Buraya birkaç tane düğüm atıyorum. iki tane yeterli. Bu ipi de fıstıkların arasından geçirerek kaybedeceğim. Orta tomurcuğu da bu şekilde bakın çiçeğimiz çok güzel oldu bu şekilde. Şimdi size kenar tığlamasını göstereceğim ve lifimizi bitireceğiz artık. Şöyle beyaz ipimi aldım. Bir tane zincirimi çektim. Bir fıstık atlıyorum kenarda. İki fıstık ortasına ipimi sabitliyorum. İki fıstık ortasına ipimi sabitledim. Bir tane zincir çektim. Buraya bir tane fıstık yapıyorum üçlü veya dörtlü sarabilirsiniz fıstığımı kapattım 1 2 3 zincir çektim fıstığınızın boyutu kadar zincir çekebilirsiniz dibine battım aynı noktaya 3 zincir çekiyorum bir ileriye iki fıstık arasına geçiyorum buraya bir tane fıstık yapıyorum böyle iki fıstık arasına bir tane fıstık yaptım 1 2 3 zincir çekiyorum fıstık yaptığım noktaya başını dolamadan batıyorum 1 2 3 zincir çekiyorum ve karşı iki fıstık arasına geçiyorum şöyle arkadaşlar böyle kenarına tomurcuklar yapıyoruz bu şekilde tığlamasını yapıyoruz Dilerseniz başka şekillerde de tığlayabilirsiniz arkadaşlar ilaki bu şekilde yapmanız şart değil Tabii ki istediğiniz şekilde de tığlayabilirsiniz Böyle fıstığımı yaptıktan sonra 3 zincir çekip aşağı iniyorum. Yeniden 3 zincir çekiyorum ve 2 fıstık arasına geçiyorum. 1 zincir çektim. Buraya bir fıstık yapıyorum. Kapattım. 1, 2, 3 zincir çektim. Aşağı iniyorum. Fıstık yaptığım yere başını dolamadan batıyorum. 3 zincir çekip karşıya geçiyorum ve buraya fıstık yapıyorum. Bu şekilde etrafını tığlıyoruz arkadaşlar. Şöyle bu şekilde etrafını tığlıyoruz. Modelimiz bu şekildeydi arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Videoma beğeni ve yorum yaparsanız çok mutlu olurum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.